biliyorsunuz Sivrihisar tarihiyle çok eski bir ilçemiz. Tabii ki biz de bu eski yapıları, eski tarihi dokuyu koruyarak bir restorasyon işlemi yaptık. Tabii ki sizin de görmüş olduğunuz caddelerde doğal olanı bozmadık hiçbir zaman. Doğallığıyla, eski yapısıyla, eski mimarisiyle güzel bir restorasyon oluşturduk. Bu restorasyonlar 5 yıllık bir süremizi aldı. Uzun bir zaman aldı. Burada da ciddi bir masraflar oldu. Ama sonuçtaki çıkan restorasyonlar, yani geçmişteki tarihi dokumuzu geleceğe taşımak için bir iyi bir çalışma olduğunu düşünüyoruz. Yani tabii ki eski konaklarımızı restore ettik. Eski mimarisini bozmadan iş dizaynlarını gerçekleştirdik ve ondan sonra da yollarımızı döşeyerek turizmin kullanımını açtık. Tabii ki Sivrihisar'da ciddi bir kültür varlıkları altında olan konaklarımız var, sokaklarımız var. Biz bunları, bu konaklarımızın hepsini inşallah restorasyonunu gerçekleştireceğiz ama tabii ki bunlar zaman dilimleri içerisinde olacak. Dedim ya, biz geçmişteki tarihimizi, kültürümüzü geleceğe en iyi şekilde yansıtmak için uğraşıyoruz. Valla çok harika bir şey oldu. Koçum, bu ana kadar böyle bir şey yapan olmadı yani. Allah razı olsun başkandan. Hı hı. Yani vatan millet yani memnun, herkes memnun yani. Çok güzel. İskali kötüydü yani, hakikaten. Bakılmazdı yani. Şimdi harika bir şey oldu ya. Evet. Hepsi öyle oldu yani. Çok güzel oldu. Her taraf öyle. Perdeler, mürdeler, şimdi camlar, her taraf her çerçeveler değişti. Çok güzel bir şey oldu yani. Hı hı. Yani her gün yani 300-500 bin kişi geliyor yani. Başkanımız sağ olsun yaptı yani bu işi. Harika bir insan yani. Başkanımıza teşekkür ederiz. Yani iyi oldu yani. Sağ olsunlar.